manşetleri de bu şekilde noktalıyoruz. Bir Skype bağlantısı yapacağız. Şimdi öne çıkan haberler ve başlıklarla ilgili Mahmut Alparslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, iyi pazarlar. Nasılsınız? Günaydın, hoş gördük, iyi pazarlar. Hamdolsun bomba gibi. Demet, önce sen sormadan ben gireyim. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz de buradan tüm babaların babalar gününü kutluyoruz. Kendi babam olmak üzere öncelikle buradan da sevgilerimi göndermiş olayım. Hemen isterseniz Fenerbahçe ile başlayalım. Dün yoğun bir gündü onlar adına. Mali Genel Kurul'da gerginlik aslında bekliyorduk ama çünkü artık sportif başarının gelmemesiyle birlikte futbolda bu kadar tepki olmasını normal karşılayabiliriz. Sizin beklentiniz de bu yönde miydi? Valla ben tabii bu yönleri hiç beklemiyorum. Futbolun belli bir sürelerde de başarısızlık, yani kupasızlık gidebilir ama yatırımlar çok önemlidir. İleri dönük yatırımlar önemlidir. Burada yetiştireceğiniz ve yapacağınız aktiviteler çok önemlidir. Maalesef ama bizim büyük kulüplerimize uzun süreli bir başarılar gelmeyince, kupasızlık olunca, şampiyonluk da olmayınca bunlar maalesef yaşanıyor. Başkanların değil, yönetimlerin makus talipleri. Ama futbolun içinde maalesef bunlar istemesek de maalesef. Çünkü olmaması gereken bunlar bizim lokomotif takımlarımız. Bunların mali kurullarında veyahut da genel kurullarda böyle agresifleri görünce öbür takımlarda neler olur onları bilemiyorum. Onun için bence futbol sadece şampiyonluklarla olan bir şey değil. Yaptığınız yatırımlarla veyahut da yapacağınız yatırımlarla kulübe bağlayacağınız işte tesis seçmeler, daha farklı branşlardaki, çünkü bunlar büyük futbol kulüpleri, spor kulüpleri daha doğrusu. Hı hı. Sadece futbolla yatıp kalkılmıyor ama maalesef futbol ön planda olduğu için. Allah kolaylık versin diyeceğim, inşallah altından kalkarlar ki kalkarlar, çok büyük bir camiadan söz ediyoruz. Sayın Ali Koç'un tabii geçen sürede şampiyonsuzlukları ne ümitlerle geldiğini hep biz biliyoruz. Maalesef olmadı, bunlar olabiliyorlar. Her sene üzerine kata kata ders çıkaracaksınız. İnşallah doğrusunu bulurlar. Peki evet. Yine en çok konuşulan, hatta bugün artık yankıları uzun süre aslında açıklanana kadar teknik direktör devam edeceği bir konuşma da gerçekleştirdi Ali Koç. Ve bir Türk teknik adamla çalışmak istediklerini söyledi. Özellikle Fenerbahçe camiasını iyi bilen bir teknik direktör olacağına da vurgu yaptı. Birkaç isim tabii ön plana çıkıyor bu alanda. Tabii kısıtlandı adaylar ama bazı adaylar da kendileriyle hiç iletişime geçilmediğini söyledi. Sizin bu yönde beklentiniz nedir? Bir fikriniz var mı teknik direktör adına olabilecek isimler için? Vallahi hiç bir fikrim yok. O isimler atıyor. Her isimde, her hoca da kendine göre başarılı veyahut da Fenerbahçe'nin üstesinden gelebilecek yeterler. Ama ben şuna anlamıyorum. Türkiye'yi bilen veyahut da camiayı bilen teknik direktör, teknik direktördür. Onun etrafını iyi doldurmak lazım. Onunla birlikte hem çalışacak artı futbolcu potansiyelini iyi kurmanız lazım. Çünkü siz Fenerbahçe'siniz. Fenerbahçe dediğiniz zaman bizim aklımızda ne gelir? Gider Arjantin'den alır, oradan alır. Ne bileyim, üst seviyedeki topçuları getirir. Hep böyle biz biliriz Fenerbahçe'yi. Burada da hocalar ne olur? Bunlara alternatif, bunların hazırlıklarını yaparlar. Yani camiayı bilseniz de olacak, bilmeseniz de olacak. İşler kötü gittiği zaman camiayı bileni getirdiniz. İstediğiniz gibi olmadı. Bu sefer onu biz aşağıya çekiyoruz. Biz çünkü hocaları, çalışmalarını rahat bırakmıyoruz. Bunda bizler de dahil. Yani bütün organları içine katalım. Yani futbolun paydaşları katalım. Neye göre biz hocayı kötü bulacağız? Neye göre olacak? Yani onun için bunun bir şeyi yok, sonu yok. Uçsuz bucaksız bir uçurum gibi teknik direktörlük olayı. Ben yani camia veyahut da orası değil, önemli olan orada hocayla birlikte yönetim kurulunun yapacağı transferler önemli. O taşlar çok önemli. Onları oturtursanız başarı niye gel? Çünkü bir de rakiplerinizi takip etmeniz lazım. Kimlerle çıkıyorlar, ne tarz oyuncular geliyor. Türkiye'nin standartları belli. Ki en başta karşı gelenlerden bir tanesi benim. 30'un üzerindeki oyuncularla yola çıkmak. Burası bir ne bileyim yaşlılar, veteranlar ligi olmaması şu ama maalesef olmuyor. 4 tane 5 tane o tarzda oyuncu getirmek mecburiyetindesin ki şampiyonluğu yakalayın. O seviyesi üst seviyelerde. Bakalım Fenerbahçe bunun altından gelebilecek, kalkabilecek bir camia. Doğrusunu bulurlar inşallah. Peki bazı adaylar için arkadaşlarımız da grafik hazırlamışlar. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyerini görüyoruz burada. 2 Süper Lig, 3 Süper Kupa, 1 Başkanlık
Kupası ve 97-99 döneminde yardımcı antrenör, sonrasında gençlik gelişim koordinatörü, yardımcı antrenör, teknik direktör oldu. Son ikide de şimdi 67 maçta 15 beraberliği var, 42 galibiyet, 10 mağlubiyet alan bir teknik direktör. Acaba Fenerbahçe'ye geri döner mi soruları da kafaları karıştırıyor. Hayır, niye dönmesin İsmail Hoca? Hepimiz biliyoruz, meslektaşımız, yaptığı işler belli. Ama maalesef işte işler, büyük takımlarda şampiyonluklar, yok karizması diyorsunuz, yok o deniliyor, bu deniliyor. Hani bunun altından çıkamıyoruz yani. Hocalarda ne tarz vasıflar aranıyor? Önce bunu bir yatırsınlar vasıf. Şampiyonluk, tamam şampiyonluk geldi, ertesi sene gelmedi, hadi gönder. İşte onu yaşadılar ve bir isimlerini hep saydım, tekrardan sayayım. Sergen bir buçuk sene dayanamadı gitti. Abdullah Avcı şampiyon oldu, dayanamadı gitti. Hamza Hamzoğlu 3 tane kupa aldı, dayanamadı gitti. Bu neye göre bu kriterlik hocalıkta? Evet. Bir önce onları takımlar veyahut da yöneticiler yatırsınlar. Taraftarlara gelince zaten biz genel olarak hiç kimseyi beğenmiyoruz. Yani. Sadece şampiyon olduğunuz zaman başarılı. Şimdi Okan Hoca şampiyon oldu. Seneye işler kötü gitse devreyi göremez. Maalesef bizde yapılanma bu şekilde. Ona göre de karşılığında dik duramıyor yöneticiler. Evet, bir de Aytut hemen, Kocaman'a bakalım isterseniz. Onun da Fenerbahçe kariyeri hemen ekranlarımızda. 2009-2010 yılında sportif direktör, 2010-2013 yılında teknik direktördü. Bir Süper Lig, iki de Türkiye Kupası kazandı. 2017-18'de de yine teknik direktörlük görevini üstlendi. 197 maça çıktı, 118 galibiyet, 42 beraberlik, 37 de mağlubiyet var. Şu anda en başarılısı bu gözüküyor tabii. Aykut Hoca gözüküyor. Uzun zamandan yani çalışmıyor da diyelim de, ama piyasada bilinen bir hoca. En son görmüyorsam yanlışım varsa düzelttim, Konya'daydı. Konya'dan görevinden ayrıldı. Ondan sonra kabul eder misin? Yani ben görmüyorum bu kriterler, ben kriterlerin içinde olmak istemiyorum. Teknik direktörlük çok farklı bir şey. Bunun yani bununla birlikte çalışmak önemli. Hocayla birlikte çalışmak önemli. Burada sadece başkan çalışmayacak. Onu evet, o paydaşlık, bunun içinde olan o sportif direktör, bir artık odak mıdır nedir? Onlarla birlikte beraber bir bu işte 10 saat, 15 saat beraber çalışacaksınız. Ondan sonra başarıyı yakalarsınız. Tabii futbolcu profilleri de önemli. Yani Türkiye sahasında oynayacak oyuncular, ne tarzdaki oyuncularla şampiyon oluyorsanız o tarzdaki oyuncuları bulup getirin. Çünkü şu anda Fenerbahçe'nin hep yardımcı, paylaşımcı oyuncuları çok fazla var evde. Ne var? Biraz farklı starlar yok. Onları da artık bulurlar, getirirler. Peki, Fenerbahçe'ye bu şekilde noktalayalım. Kısa bir de milli takıma değinelim birlikte istiyorum. Çünkü Letonya karşısında bir galibiyet elde ettik. Ama oyun anlamında tabii ki eleştireceğimiz birçok konu ortaya çıkıyor. Çünkü Letonya karşısında zorlanmayı beklemiyorduk açıkçası. Bu da biraz yine Stefan Kuntz eleştirilerini ön plana çıkardı. Maçtan önce şunu konuşuyorduk. 2'de 2 yapamazsa gider mi konuştuk. 2'de 2 yaparsa da yine sizce gitme ihtimali var mı? Ya vallahi bizde her şey olabilir demek yani. Bence de. Yani ne olacağını bilemiyoruz. Şimdi Letonya, tamam Letonya sadece bu maçta bize çelme takmadı yani. Hı. Gerçi çelme takmadı da bundan evvel de biz puanlar kaybettik. Yani bu ilk bir hafta son olacak bir şey değil. Yani milli takımda bir oyun yok. Bu da Stefan Kuntz'ta kaynaklanan bir şey değil. Hı. Çünkü şöyle bir bakın kadroya, lejyonerler çok fazla olan bir tane. Bunları alıyorsunuz, getiriyorsunuz. 3 gün, 4 gün berabersiniz. Bundan sonra maça çıkıyorsun. Burada o oyuncuların vereceği performans önemli. Siz şimdi Türkiye'nin en elit oyuncularını topluyorsun ve yurt dışında oynayan Türk oyuncuları getiriyorsun. Buradan da hoca bir oyun modeli çıkartmaya çalışıyor. 4 günde ne çıkartabilirsin? Futbolcunun vereceği performans. Siz bu kadar darmadağın olursanız yani nasıl olacak? Burada Türk hoca da olsa aynısını konuşacağız. Yabancı hoca da olsa aynısını konuşacağız. Seçenekler elinizde, santrafor olacak. İşte santrafor sistem. Bu Stefan Kuntz'un mu kabahati? Bu bizlerin kabahati yani. Bunu biz oturup kendimiz konuşalım. Sol tarafta Ferdi'yi oynatıyorsun. Stefan Kuntz'un mu kabahati? Sol bekiniz yok. Evet. Ülkede bunlar yok. Bunlar olmayınca nasıl olacakmış? Ondan sonra biz hocaya da kızalım. Bu sözüm bana Fatih Terim de olsun, Şenol Güneş de olsun, Abdullah Avcı da ne bileyim. Hangisi aklınıza gelirse. Hamit Altıntop oyuncu grubu için en iyi jenerasyonumuz bence bu dedi.
Ben Hamit'e katılmıyorum o konuda. Esas en iyi jenerasyon kendini oynadığı dönemlerdeki jenerasyon. Evet. Onun üzerinde de şu anda oyuncu yok. Yani bunlar tamam leşenlerdir ama birbirlerinden çok kopuk oyuncular. Çok kopuk oyuncular. Üst seviyede oynayan oyuncularımız var ama onlar o takımların içinde iyiler. Hepsi bir araya geldiği zaman o performansı göremiyorsun. O dayanıklılığı göremiyorsun. Çok kopuk oynayan bir milli takımsa. Yani bu da ben tekrardan vurgulayayım. Tamam %50 hoca diyelim, %50 de takımdan kaynaklanmış. Evet. Yani tekrar vurguladım. İki mevkinizde olmayan oyuncular var. Bunlarla da Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermeye çıkıyorsunuz. İnşallah Galler maçını da öyle de böyle de geçelim. Allah'tan da yüzümüze baktı. Son sahnede golü yedik. Tekrardan evet. Arkasından attık ki galibiyetle kapandık. Bak sürpriz oldu. Ermenistan Galler'i yendi. Yani futbolun içinde bunlar var. Önce biz takım olarak, oyuncu bazında olarak biz kendimizi öne koyalım. Burada yetiştireceğimiz oyuncular çok önemli. Aksaklıkları bir de o taraftan görmek lazım. Tamam, ben de Stefan Kuntz'u çok tutan birisi falan değilim. Bizden de onun tarzında daha üst seviyede olan hocalarımız var. Bunu da inkar etmiyoruz ama şu andaki kadronun kopuk oynaması hocadan kaynaklanan bir şey. Mevki olarak da hocadan kaynaklanmış. Elinde en iyisi de varsa getirip onlarla işte. Maç fazlasıyla evet. Da şu anda grupta liderliğimiz sürüyor. Yarın da 21.45'te Galler maçı var. Bu maçtan umutlu muyuz? Ya biz her maçtan umutlu olmak zaten. Albayrak olduğu zaman bir de her şey durur. Yani biz onun tersini düşünmeyiz. Ama nasıl oynayacağımızı bilelim. Şimdi bak Hamit'in söylediği olay, Hamit'in döneminde biliyorduk. Bizim milli takım çıkar çünkü çok farklı bir oyun tempoları vardı onlar. Onlar yenildiği mağlubiyeti kabul ve çok farklı bir oyunculardı. Yani şu andaki oyuncular biraz daha yumuşak, daha naif oyuncular. Yani şöyle görün bakalım kore oynayan kaç tane oyuncu var. Herkes kendi pozisyonunda kalmış. Herkes Avrupa'da oynayanlar ben üst seviyedeyim de diyorlar. İşte bakıyorsun herkes kendine münasır. Bir takım oyuna çıkmayınca burada ben tekrar buradayım. Yani burada hangi hoca olursa olsun yapacak fazla bir şey yok. Burada oyuncuların biraz kendilerinden feragat edip oyuna tempo katmaları kendilerinden kaynaklı. Pozisyonlarda da aynı şekilde. Onun için biz alabildiğimiz puanların en iyisini alıp Almanya'ya gitmeye bakacağız. Burada hocadır, evet. Odur, budur filan diye. Zaten federasyon başkanı bile söyledi. Yani böyle bir federasyon başkanı kalkıp da buradan kötü gidersek işte hocaya bakarım dediğiniz zaman siz pamuk ettiğindesiniz yani. Her an için gönderilebilirsiniz. Bakalım artık hayırlısı olsun ama önce yarınki bir maçı geçelim inşallah. Evet aynen öyle. Çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. İyi pazarlar, iyi günler dileriz size. Kahve, iyi günler, iyi çalışmalar, selamlar arkadaşlar. Mahmut Alparslan'a tekrar çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe için dünden yansıyanları konuştuk. Bir de tabii ki milli takımımızın yarınki karşılaşması öncesi Mahmut Alparslan'ın da yorumlarını almış olduk. Şimdi Beşiktaş'la devam edeceğiz.